Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız diyoruz ve bugün yeni konumuz üssü sayılara başlıyorum. Bakın bir önceki konuda mutlak değeri ne yaptık? Maf ettik, patates ettik. Şimdi sıra ne? Üssü sayılarda. Yine oradaki gibi bu konuyu da birazcık böyle uzun tutacağım. Sonra vay ben duymadım, vay ben bu soruyu görmedim demeyin. Şimdiden size uyarıyorum. ÖSYM arkadaşlar buradan en az bir tane soru soruyor ve bu soru genelde problem formatında. Tabii ki arkadaşlar özellikleri bilmemiz lazım. Bunun üzerine de ben ne yapacağım? Problem formatında sorularımızı da göreceğiz. Geldik. Üssü sayılar deyince ne anlayacağım? Arkadaşlar üssü sayılar dediğimiz sayılar buradaki A üzeri N şeklindeki ifadeleri biz üssü sayılar deriz. Burada N tane A'nın yan yana çarpımı üssü olarak ifade edilir. Burada bakın N'e üs diyoruz. Bu A'da bakın burası ne oluyor? Taban oluyor. Anlaşıldı mı? Yani buradaki ifade taban, bu da üs. Bakalım hemen. 3 çarpı 3 çarpı 3. Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu nedir? 3 üzeri 6. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. Kaç tane var? 2, 4 tane. Eksi 2 üzerinin nedir? 4. kuvveti. Eksi 3 üzeri 4. Bu ne demek? 4 tane eksi 3'ün yan yana çarpımı. Bakın eksi 2 üzeri 4. Dikkat. Buna dikkat. Parantez önemli arkadaşlar bizde. Parantez yoksa buradaki işaret sayının işareti. Bak en önde. Bu ne demek? 2 üzeri 4. 4 tane 2 var. Yan yana çarpım durumunda. Önünde eksi var demek. Parantez olursa hepsini kapsar. Dikkat. Eksi 5 üzeri 5. Bu ne? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane eksi 5'in yan yana çarpımı. Şimdi geldik uyarıya. Bakın eğer ki n tam sayı ise burada eksi 1 üzeri 2 n eksi 1, yani negatif bir sayının tek kuvvetinin ne olduğunu öğrendik. Negatif olduğunu temel kavramlarda ben bunu anlattım. Yine ne olur ne olmaz diye burada uyarıyorum. Eksi 1'in çift kuvvetleri nedir arkadaşlar? Pozitiftir, yani 1'dir. Eksi 1'in çift kuvveti 1, tek kuvveti nedir? Eksi 1. Negatif sayıların zaten burada söylediğim gibi çift kuvvet pozitif, tek kuvvet negatif oluyor. Eğer ki buradaki sayı A sayısı sıfırdan farklı ise arkadaşlar, o zaman sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sıfır üzeri sıfır ise belirsizdir. Tanımsızla belirsizlik farklı şeylerdir. Hani bu belirsiz, bunu şu an bulamıyoruz. Biz bunu nerede çözüyoruz? Limitte. Tabii ki bu da artık bizi ilgilendirmiyor müfredatta. Tamam. Geldik ilk sorumuza. Bakın 3 üzeri 2 diyor. 3 üzeri 2 ne demektir? 3 çarpı 3 demek. Yani 9. 3'ün karesi. Burada ne var? Tek kuvvet. O zaman sonuç ne? Eksi. 2 üzeri 3. Ya da şöyle düşünün. 3 tane eksi 2'nin yan yana çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2. 8. Önünde ne var? Eksi var. Bölü. Eksi 1'in 4. kuvveti. Çift kuvvet 1. 2'nin karesi ne? 4. Burada ne oldu? Cevap 1 bölü 5 oldu. Olay anlaşıldı mı? Bakın 9 eksi 8 1. Alttan ne geldi? 1 artı 4'ten 5 gelmiş oldu. Geldik şimdi. Arkadaşlar üssü sayılarda 4 işlem. Bakın üssü sayıları toplama çıkarma işlemi. Birincisi. Burada diyeceğim ki size üssü ifadelerde toplama çıkarma yapılırken genel olarak şunu yaparız. Aynı üssün parantezini alırız. Aynı üssün parantezini aldığında toplama çıkarma yapabilirsin. Ya da sen o sayıyı kuvvete göre arkadaşlar açarsın. En geniş halini bulup toplama yapabilirsin. Buraya dikkat edin. Bakın burada da ne demişim? Şuna dikkat edin. A artı A artı A. Kaç tane A var? K tane. Bu ne demek? Bakın K tane A'nın toplamı. K çarpı A. Bunu çarpmayla toplamayı karıştırmayın. Burada bakın 5, 5, 5, 5, 5. Kaç tane 5 var? 10 tane 5 var. 5 çarpı 10 nedir? 50. Burada A üzeren A üzeren kaç tane var? K tane. O zaman K çarpı A üzeren. Bakın 3 üzeri 12, 3 üzeri 12 kaç tane var? 15 tane. O zaman bu nedir? 15 çarpı 3 üzeri 12. Tabii ki bunu da ileride ne yapacağım? Daha da düzenlemeye çalışacağım. Daha da düzgün halde yazacağız. Buradaki ifade de bakın. Şimdi ifade olarak vermişim. K çarpı A üzeren. Yani N çarpı A üzeren. P çarpı A üzeren. Burada toplama çıkarma işlemi yapılırken aynı üssü ifadenin parantezini alırsın. Yani A üzeren parantezini aldım. Ne kaldı? K, N, P.
Bunu yazarsın. Mesela for example diyorum. Hemen ne yapıyorsun? Bakın 9 üzeri 8 aynı değil mi? Ne yaptım? Parantezini aldım. Ne kaldı? 8, 3, eksi 4. Sonuç ne geliyor? 9 üzeri 8 çarpı 7 geliyor. Dikkat! Olay anlaşıldı mı? Harikasınız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik ikinci sorusuna. Aynı özelliğin ikinci sorusu. Şimdi soruda ne diyor? 15 üzeri 13 artı 6 çarpı 15 üzeri 13 artı 8 çarpı 15 üzeri 13. İşleminin diyor sonucu kaçtır? Şimdi bakıyorum toplama değil mi? Evet toplama. 15 üzeri 13 burada aynı olan ifadeler var mı? Var. O zaman ne yapıyoruz üstüne? Şöyle çizik çekiyoruz. Yani ne yaptım? 15 üzeri 13 parantezini alıyorum değil mi? Bu parantezi alma. Şimdi burada ne var? 1. Burada ne var? 6. Burada ne var? 8. Oldu mu? Tamam. E şimdi yazalım. 15 çarpı 8 6 1. Ne oldu? 15. Tamam. Şıklarda bu var mı? Hocam yok. Soru yanlış. Değil. Tabii ki burada şimdi özelliği vermedim, öğretmedim ama en azından yani özellik öncesi hem özelliği bir hazırlık gibi düşün. Eğer ki altlar aynı ise üstü sayılarda altlar aynı ise çarpılırken arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Üstler toplanır. Bunu öğrettim bak şimdi ne yapıyormuşuz? Eğer ki bir üstü sayıda altlar tabanlar aynı ise üstler ne oluyor? Toparlanır. Öyle düşünün. Yani 15 üzeri kaç geldi? 14 geldi. Olayı anladık mı? Hemen toparladık. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar tamam ben bunu öğrettim. Değil mi? Bu özelliği öğrendik. Tamam da soru böyle gelmiyor ki. Hocanın çözdüğü anda sınavda gelen. Öyle değil mi? Genelde hep böyle olur ya. Böyle böyle çözeriz sınavda işte böyle gelir. Tabii ki arkadaşlar bunu da öğreteceğim bunu da öğreteceğim merak etmeyin. Şimdi sınav formatında bir soru. Bakın diyor ki bize burada. Eren bir oyuncak firmasından her bir kutu içerisinde 64 tane bilye olan 13 tane kutu ve her bir kutu içerisinde 32 tane bilye olan 6 tane kutu alıyor. Buna göre Eren bu oyuncak firmasından toplam kaç tane bilye almıştır? Şimdi arkadaşlar bakın hayal ediyorum benim elimde bir kutu var bir tane kutu var ilk başta bakıyorum her bir kutu içerisinde 64 tane bilye var ve ben bundan arkadaşlar kaç tane alıyorum? Bu kutulardan 13 tane alıyorum. 13 kutu. Doğru mu? Artı diyorum. Bir de ne yapıyorum arkadaşlar? Diyor ki her bir kutu başka bir kutu var. Tamam mı? Başka bir kutu. Her bir kutu içerisinde 32 tane bilye olan 6 tane kutu alıyor. 6 kutu. Şimdi arkadaşlar toplam kaç bilye almıştır diyorum. Hemen yazıyorum. Toplam. Bakın toplam. Eşittir. 64 çarpı 13. Artı. Bakın 6 çarpı 32. Doğru mu? E şimdi ne yapacağım? İster bunu üstü sayılara çevir. İstersen parantez al. Bu tamamen sana kalmış. Yani şöyle yazabilirim. Hocam 32 var. Burada da 32 var. 32 parantezini alsam. Bak 32 var ya burada. E şimdi 32 parantezini aldığım zaman burası ne? 2 değil mi? 2 çarpı 13 artı 6. 32 parantezini aldım. Şimdi ne oluyor? 32 çarpı 26. 6 daha ne oldu? 32. Tamam da şıklarda bunların çarpımı yok ki. Ne var? Bak burada şöyle. 32 nedir? 32 üstü sayıları öğrendim. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'nin karesi 4. 2'nin küpü 8. 4. kuvveti 16. 5. kuvveti 32. Yani 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5. Doğru mu? Böyle yazabilirim. Dedim ya eğer ki bir üstü sayıları siz çözüyorsanız altlar aynı ise üstler ne oluyor arkadaşlar? Bunu şöyle yazabilirsin. 5 artı 5. Yani bu da nedir? 2 üzeri 10 işte aldığı toplam bilye sayısı bu. 2 üzeri 10 tane ne almış? Bilye almış bu kadar. Sınavda işte böyle geliyor. Zor mu? Hayır. Sadece temel özellik. Bakın özelliği bileceğim. Sonra ne yapacağım? Sınavda işte bunu uygulayacağım. Ne gelirse gelsin arkadaşlar artık. Tamam mı? Açtırma kutuyu söyletme kötüyü diyeceğiz. Geldik.
Neye? İkinci özelliğimiz, çarpma özelliğimiz. Bakın, şimdi burada anlatıyorum işte. Hani bir ön bilgi verdim. Ne oluyormuş? Altlar aynı, üstler toplanır. Doğru mu? Şimdi ise buna tamamen değiniyorum. Bakın. Tabanları aynı olan üssü sayıların çarpımında aynı tabanda üstler toplanır. Yani arkadaşlar, altlar aynı, doğru mu? Üstler ne oluyor? Toparlanır. Öyle düşünün, tamam mı? Hemen A üzeri M artı N artı P çarpım durumunda üstleri ne yapıyorum? Toparlıyorum. Eğer ki üstler aynı ise, üstler aynı. Bak M, 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 A, B, C, doğru mu? Üstler aynı ise aynı üssün altında siz bunları hop çarpıyorsunuz. Tamam mıdır? Bakın yapmanız gereken bu. Yani altlar aynıysa üstleri toparlıyorsunuz. Burada ise ne oluyor? Diğerinde A, B, C tek bir üste yazıyorsunuz. Şimdi sorumuz şu. 2 üzeri x eşittir A olduğuna göre 2 üzeri x artı 3 ifadesinin A cinsinden eşit nedir? Bunu ben tersine de çevirebilirim. Yani demek ki üstünde toplamsal bir şey varsa bunu açabilirim. Mesela bakın bize neyi soruyor? 2 üzeri x artı 3'ün A cinsinden değerini soruyor. Doğru mu? Bu ne? Toplanmış. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 diyerek yazabilir miyim? Çünkü altlar aynıysa üstler ne oluyordu? Toparlanıyordu, değil mi? Aynı bunun gibi düşüneceğim. Ne yapıyorum? Bunu geri açıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 2 üzeri x ne? A cinsinden sorduğu için burası A değil mi? 2 üzeri 3 ne? 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 8. O zaman ne olur? Cevap 8A olur. Olay anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Erdal, tamamdır. Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 5. sorumuza. Burada da bize diyor ki 6 üzeri x eşittir 8 olduğuna göre 2 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri x artı 1 ifadesinin değeri nedir? Şimdi özelliği öğrendik. Bakın 2 üzeri x artı 2 çarpı 3 üzeri x artı 1 ifadesini ben bir düzenleyeyim. Nedir bu? Eşittir diyorum. 2 üzeri x, 2 üzeri 2, 3 üzeri x, 3 üzeri 1 olacak. Öyle değil mi? E tamam, bunu hemen düzenleyelim. Bakın eşittir. Şimdi üstler aynı. Üstler aynıysa o zaman ne olur? 6 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Şöyle bir dursun. 2'nin karesine 4, 3 üzeri 1 ne? 3. Şimdi burada ne olacak? Üstler aynı olduğu için altları ne yapıyorum? Çarpıyorum. Yani 2 çarpı 3 üzeri x çarpı 12. Bakın burası 12. Şimdi buradan ne gelir? Eşittir diyorum. Eşittir. 6 üzeri x çarpı 12. Peki 6 üzeri x ne? Arkadaşlar 6 üzeri x 8 değil mi? Yerine yazarsak 8 çarpı 12, o da işte ne geldi? 96. Olay anlaşıldı mı? Var mı problem? Harika. Geldim 6. sorumuza. Bakın burada da 3 üzeri x eşittir a, 5 üzeri x eşittir b olduğuna göre 135 üzeri x ifadesinin a ve b cinsinden değerini. Arkadaşlar ne yapacaksınız? 135 ifadesini bir çarpanlarına ayıralım. Yani bunu şöyle yapabilirsiniz. 135. Baktım 2'ye bölmeye çalışıyorum. Olmadı. 3'e böldüm. Kaç kere? 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu ne demektir? Eşittir diyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'in üzerinde ne var? X var. E tamam, bunu da şöyle yazayım. 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Doğru mu? E tamam, 3 üzeri x'ler ne? A, 5 üzeri x'de ne? B. E yerine yazalım. Ne olacaktır buradan? Bakın. A çarpı A çarpı A çarpı B. Yani bunların üstleri 1 1 1 olduğu için altlar aynı ise üstler ne oluyordu? Toparlanıyordu. Yani A üzeri 1 1 1 3 çarpı B oluyor. A ve B cinsinden değeri bu. Tamam mıdır? Olay anlaşıldı. Harika. Geldik şimdi 7. sorumuza. Bakın sınavda bu formatta sorular geliyor arkadaşlar. Problem tarzında özelliği ne yapıyoruz? Problemi aktarıyoruz. Bakalım şimdi sorumuza. Bir kültürdeki bakteri sayısı her bir saatlik süre sonunda 2 katına çıkmaktadır. Yani bir saatin sonunda 2 katına çıkıyormuş. Başlangıçta 128 tane bakterinin bulunduğu bu kültürde 12. saatin sonunda kaç bakteri olur? Bakın şimdi arkadaşlar başlangıç var. 1. saat, 2. saat böyle böyle gidiyor. Bilmiyorum. Şimdi bakıyorum, diyorum ki başlangıçta 128 tane var, bakteri var. Aradan 1 saat geçti. Bu ne oldu?
2 çarpı 128 iki katına çıkıyor diyor. Bir saat daha geçti ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 128. Bir saat daha geçti ne oldu? Çil yavrusu gibi dağıldı diyormuşum. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 3 defa çarpıyorsun. Şimdi ben bunun ne zaman olduğunu bilmiyorum. Mesela arkadaşlar x'inci saat olsun bu. Yani x saat sonra. Şimdi ikinci saatte 2 defa çarptım. Değil mi? İlk saat. Mesela burası 5 olsa 5 defa çarpacağım. Doğru mu? O zaman burası ne olacaktır? 2 çarpı 2 nokta nokta 2 çarpı 128. Yani burası ne? X tane. Doğru mu? Mesela burada ikinci saatte 2 defa çarptım. 2 tane 2 var. Burada 5 olsa 5 olacak. 10 olsa 10 tane 2 olacak gibi. Şimdi bakıyorum bunun sonucu ne olacak? 12. saatin sonunu soruyor hatta. Yani ben bunu sonunu verse, yani toplamı da verse mantığı böyle kuracağım. O zaman burası 12 ise 12. saat demek, o zaman buranın 12 olması demek değil mi? İşte bu kadar bakteri var. O zaman toplam arkadaşlar bakteri sayısı, bakın bakteri sayısı eşittir diyorum. 2 üzeri 12 çarpı 128. Bu da nedir? 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 7. Üstleri toplarsak ne olur? 2 üzeri 19 olur. Olay anlaşıldı mı? Bu kadar. Bakın bu formatta sorularda çıkabilir, bilginiz olsun. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 8. sorumuza. Burada da bize diyor ki bir doku hücresi diyor her adımda uygulanan ışın tedavisi ile şekildeki gibi parçalanarak yok edilmektedir. Burada bir doku verilmiş. Hemen ne oluyor? İkiye ayrılıyor. Sonra arkadaşlar bir daha ayrılıyor. Mitoz bölünme sayısalcılar. Sonra ne oluyor? Buradan tekrardan ikiye bölüne bölüne gidiyor. Doğru mu? Şimdi bize şunu söylüyor. Bu doku hücresi başlangıçtan itibaren her adımda iki yerine, normalde bunların bakın önce birinci adım. Sonra arkadaşlar bölünüyor ikinci adım. Her bir adımda bölünüyor diyor ya, işte bunlar. Bakın mesela 1, 2 adım sonrası, yani bu bölündü, bir daha bölündü, sonra bir daha bölündü. Bakalım burada bir olay var mı? Mesela 2'ye bölündü 2 parça. Birinci adımda kaç tane oluşuyor? Yani 2 tane. Peki 1, 2, 3, 4. Bir sonraki adımda kaç tane oluşmuş bu doku hücresinden? 4. Sonraki adımda 2, 4, 6, 8. Yani burada da 8. Peki nasıl bir olay var burada? Bakın burada bir taneydi doku hücresi. 1, 2, 4, 8 diye gidiyor. Ya nasıl gidiyor? Arkadaşlar 2'nin kuvvetleri şeklinde gidiyor değil mi? Yani şöyle. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Bakın birinci adımda 2 üzeri 1, ikinci adımda 2 üzeri 2, üçüncü adımda 2 üzeri 3 olmuş. Neyi soruyor? Diyor ki her adımda 2 yerine 5 parçaya ayrılsaydı. O zaman nasıl olurdu? Birinci adımı, ikinci adımı, üçüncü adımı böyle gidecek, doğru mu? Dördüncü adımı. Şimdi 5 olsaydı o zaman birinci adımda 5 üzeri 1, ikinci adımda 5 üzeri 2, üçüncü adımda 5 üzeri 3, dördüncü adımda 5 üzeri 4 böyle giderdi. Yani bu şekilde devam ediyor. Neyi soruyor? Üçüncü adım sonunda kaç parça doku hücresi elde edilir? Bakın üçüncü adım sonundaki doku parçasını soruyor. Yani 125 olacak. Olay anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Tamam mıdır? Eda, sorun yok. Güzel. Etrafe? Efendim? E'lerden gideceğiz. Efendim? Evet, anla. Şimdi geldik 9'a. Karışmıyorum diyorsun artık. Yok, ben başladım. He, tamam. Anladım diyor zaten. Kafadan çözüyorum diyor. Şimdi 9. sorumuzda da bize diyor ki aşağıda bir eşkenar üçgene sırasıyla uygulanan işlemler verilmiştir. Başlangıç, birinci işlem, ikinci işlem. Başlangıçta verilen eşkenar üçgen bir işlem, birinci işlemde 4 eşkenar üçgene ayrılıyor. Arkadaşlar burada bir tane vardı. Burada ne oldu? 4 tane oldu. Sonra diyor ki her bir eşkenar üçgen de ikinci işlemde 4 eşkenar üçgene ayrılıyor. Yani bunlar tekrardan eşkenar. Yani burayı tekrar eşkenar üçgenlere parçalıyoruz. Yani şöyle düşünün. Ben şuradaki parçayı ayırmışım. O da çok da önemli değil de. Sayacağım yani tek tek. Şunu söyleyeyim. Burada 1, 2, 3, 4 var. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burada ne olmuş? 16 tane olmuş. Şimdi yani her bir eşkenar üçgeni ben 4 eşit parça ayırıyorum. Öyle düşünün. Şimdi sorumuz şu. Buna göre 5. işlem sonunda bakın aynı işlem uygulanarak devam ediyor. Her işlemde aynı işlem uygulanıyormuş. Buna göre 5. işlem sonunda
kaç tane küçük eşkenar üçgen elde edilir? Şimdi arkadaşlar burada kaç taneydi? Bir taneydi. Yani bu ne demek? 4 üzeri 0 bu ne? 4 üzeri 1 bu ne? 4 üzeri 2 değil mi? Yani burada kuralı bulmanız lazım. İşte 4, 16 değil mi? Sonuçta bakın yine bir sonrakinde yine 4 parçaya ayırıyorum her birini. Öyle düşünün. 5. işlemde o zaman ne olur? 5. işlemde 4 üzeri, 2. işlemde 4 üzeri 2 ise 5. işlemde nedir? 4 üzeri 5'tir. Toplam küçük eşkenar üçgen sayısı. Bu da nedir? 2'nin karesi, burası 5. Ne olur? 2 üzeri 2 ile 5 çarparsanız da olur. 2 üzeri 10 tane toplam eşkenar üçgen elde edilir. İşte arkadaşlar genelde artık sorular bu formatta geliyor. Yani özellik, hani basit özellikleri daha böyle hikayeselleştirip problem tarzına döndürüp ve buna göre sorular geliyor. Şimdi bir diğer sorumuzda da bakın diyor ki burada 10. sorumuzda bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 12 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. 81 ilden her birinden 12 okul belirleniyor ve her bir okulun müdürüne de arkadaşlar bir mesaj gönderiliyor. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 7 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı nedir? Şimdi arkadaşlar önce ben müdür sayısını bulayım. Bakın müdür. Yani toplam kaç müdüre mesaj gönderilmiş ve neyi soruyor? Bir de öğretmene gönderilmiş. Bakın toplam kaç öğretmene gönderilmiş? Şimdi toplamda nereye gönderiliyor? 81 tane il var. Bu 81 ilin içerisinde 12 tane okul belirleniyor. 81 çarpı 12. Ve bunların her birine bir mesaj gönderiliyor. Müdürlere gönderilen bu. Peki müdürler ne yapıyor arkadaşlar? Bu kadar müdür. Bu kadar müdür. Ne yapıyor? 7 öğretmene gönderiyor her biri. O zaman 81 çarpı 12 tane müdür ne yapıyor? Çarpı 7 dediğim zaman bu kadar öğretmene gönderiyor. Öyle değil mi? Çarpı 7 dedim. İşte neyi soruyor? Bunun toplamını soruyor. Toplayalım arkadaşlar. 81 çarpı 12 parantezini alırsam 1 artı 7 kalır. Doğru mu? Bakın bunların parantezini aldım. 1, 7. Şimdi buradan da ne olur? 81 çarpı 12 çarpı 8. Tabii ki şıklarda bu yok. Bunu üstü olarak düzenlemişizdir. Bakalım bunu da nasıl düzenleyeceğiz? 81'i arkadaşlar açabilirim. Yani bu nedir? 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde gidebilirim. Yani aslında hatta direkt şuradan başlayayım. Diğerine girmeden. 81 nedir? 3 üzeri 4. Peki arkadaşlar 12 nedir? 12 4 çarpı 3. 4 nedir? 2'nin karesi. Çarpı 3. Peki 8 nedir? O da 2 üzeri 3. Amacım bunu hani şıklara göre üstü olarak düzenlemek. Buradan da bakın altlar aynı ise 3 doğru mu? Üstleri toparlayacağım. 4 artı 1. Altlar aynı. Üstleri ne yapıyorum? Toparlıyorum. Doğru mudur? Bu da arkadaşlar ne geldi? 3 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 5. Üstler aynı. Üstler aynı olursa ne oluyordu? Altlar çarpılıyordu. Bu da nedir? 6 üzeri 5 olur. Bakın bu sınav formatında bir soru. Olayı anladık mı? Amacım burada düzenlemek. Yani burada en son 3 üzeri 5, 2 üzeri 5 toparladık. O da ne geldi? 6 üzeri 5 oldu. İşte 6 üzeri 5 tane toplam müdür ve öğretmene atılan mesaj sayısıdır. Tamam mıdır? Var mı burada problem? Bakın tekrar söylüyorum. 81 il. 81 çarpı 12. Bu kadar müdür atıldı. Sonra arkadaşlar 81 çarpı 12 çarpı 7 öğretmen. Parantezi aldım. 81, 12, 8. 81 ne? 3 üzeri 4. 3'ün 4. kuvveti. 12 ne? 4 çarpı 3. 4 ne? 2'nin karesi 3. 8 ne? 2'nin küpü. Bunları da bakın düzenledim. 3 üzeri 5, 2 üzeri 5. Altlar aynı olduğu için, üstler aynı olduğu için altları çarptım. 6 üzeri 5. Burada bakın dediğim gibi şıklara dikkat edin. Yani cevabımız 6 üzeri 5. Eğer farklı bir şıkta varsa cevap anahtarında bunu 6 üzeri 5 olarak düzeltebilirsiniz. Tamam. Var mı problem? Anlaşıldı. Güzel. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın yeni özelliğimize. Burada da aslında bunu bahsettim. Hani soru üzerinde bahsettim sorunun içerisinde. Üstü sayının
üssü alınırken üsler çarpılır. Oba, tekerleme gibi. Şimdi üssü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. Burada A pozitif sayı olmak üzere. Yani burada M'ni, N'mi bunları yer değiştirebilirsiniz. Tabii ki burası pozitif ise ne oluyor? Bunlar M ile N çarpılıyor. Aslında bildiğimiz bir özellik. Nerede? İşte rasyonel sayılarda falan göstermiştim. Şimdi burada da bakın 2 üzeri 5, 6. 2 üzeri ne olur? 5 çarpı 6, 30. Eksi 2 üzeri 10 zaten arkadaşlar çift kuvvet olduğu için, bakın 10 çift olduğu için sonuç ne olacak? Pozitif olacak. Eksi 5 üzeri eksi 6. Yani burada ben amacım hani burası eksi 6 ifadesi çift olduğu için sonuç ne oluyor negatif bir sayıda? Pozitif oluyor. 5 üzeri eksi 6'dır. Geldim buraya. Bakın burada önce ifadenin sonucunu bulacaksınız. Burası 4. 4 nasıl bir sayı? Çift. O zaman hemen işareti ne yapıyorsun? Artılıyorsun. İşte bundan sonra çarpıyorsun. 5 çarpı 4 nedir? 20. Yani 3 üzeri 20. Geldim buraya. Bakın içeride bir sıkıntı var mı? Eksi artı falan bir şey var mı? Yok. O zaman direkt çarp pozitif olduğu için ne yapıyorsun? Çarptığın zaman cevap ne geldi? 6. Bakın eksi 3 üzeri 7. Burası nasıl bir sayı? 7. Tek sayı. Tek olduğu için sonuç negatiftir. Yani dışarıda eksiği koy. 3 üzeri 7 diye yaz. Geldim buraya. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burası ne? Eksi 7 tek. O zaman burası ne olacaktır? Başında eksi olacak. Yani eksi 2 üzeri eksi 7. Bakın buraya geldim. Şimdi burası ne? 5 dediğim sayı tek sayı olduğu için burası negatif. O zaman sonucu eksi yazarsın. Ondan sonra çarparsın. Peki bunun arkadaşlar genelde sorusu nasıl oluyor? İşte hani sonuçta soru bankasından, test kitaplarında bu formatta görebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Önce işareti yani eksiler varsa onlardan kurtarmaya çalışın. Mesela bakıyorum burada eksi artı var mı? Yok. Olmadığı için hemen bunu ben şöyle yazabilirim. Direkt bunları çarpın. A üzeri 6 eksi diyorum. Bakın bunları çarpıyorum. 2 çarpı A üzeri 6 eksi A üzeri 5. Şimdi ifadeyi düzenleyelim. 3 tane A üzeri 6'dan 2 tane A üzeri 6 çıktı. Yani 3 eksi 2 gibi düşünebilirsiniz. Ya da hepsini aynı paranteze alın. Mesela A üzeri 5 parantezini alıyorum. A üzeri 5 parantezini de alabilirsiniz. Yani şunu şöyle söyleyeyim. 3 çarpı A eksi 2 çarpı A eksi 1. Böyle de yazabilirsin. Bu da nedir? A üzeri 5 3A'dan 2A çıktı. A eksi 1. Şıklarda arkadaşlar bunu görebilirsiniz. Ya da bunun dağıtılmış halini görebilirsin. Yani A üzeri 6, A üzeri 5. Bunda nasıl? Bunda bunu çarptığım zaman A üzeri 5 A ile çarparsanız A üzeri 6 olur. A üzeri 5 ile 1'i çarparsanız bu olur. Şıklarda artık hangisi verilmişse. Geldim bakın. Burada da işlemin diyor sonucu nedir? Arkadaşlar negatiflik bir durum var mı? İçlerinde yok. O zaman direkt bunu şöyle yapabilirsiniz. 3 üzeri 2 ile eksi 3 çarpıyorum. Daha doğrusu 3 diyorum. Önce 9'a göre. Yani hiç buraya girmeden 9 üzeri eksi 6. Bakın çarpı diyorum. 27 üzeri eksi 2 ile 5'i çarpıyorum. Eksi 10. Buradan sonra bunu da düzenleyelim. 3'ün karesinin eksi 6. kuvveti. Bakın çarpı 3'ün küpünün küpüsünün eksi 10. kuvveti. Ne oluyor? Bu da eşittir. Şimdi burayı çarpıyorum. Bakın 3 üzeri eksi 12. Çarpıyorum 3 üzeri eksi 30. Şimdi altlar aynı üstler ne oluyor? Toparlanıyor. Buradan ne olur? Bakın 3 üzeri eksi 12 eksi 30. O da nedir? 3 üzeri eksi 42. Olayı anladık mı? Var mı sorun? Problem var mı? Anlaşıldı değil mi? Çok güzel. Şimdi bunlar ifade de olabilir. İfadesel de olabilir. Hemen buraya not diyorum arkadaşlar. Not. Bakın. İçerisi yani üslü ifadelerin. Üslü ifadelerin. İçi negatif ise önce işareti belirle. Şimdi ne demek bu? Sayıların önce işaretini belirleyin. Bakın arkadaşlar bu eksi 3 ifadesi nasıl bir sayı? Tek. Doğru mu? Tek olduğu için siz de görün. Demek ki buradan arkadaşlar burayla ilgili bir soru bekliyorum. Bak ben size söyleyeyim. Ben uyarıyorum. Bugünü tarihe at hemen Etra Bey yaz alta. Soru gelirse görüşürüz. Şimdi burası ne? Tek.
İçeride nasıl bir sayı var? Bakın eksi. Demek ki o zaman bunun sonucu burası eksi olacak. İşareti at artık. Attım. Geldim buraya. Burası ne? Çift. Arkadaşlar hop artılıyorum. Neden? Çünkü bunun bakın sonuçta eksi olduğu için bakın burası ne geldi? Artı olur. Çift kuvvet. Peki burası ne? 1. Ne? Tek. Sonuç ne? Eksi. İşaretlerle işin yok. Artık bu işaretleri at gitsin. At gitsin bunlar artık. İşin yok. Eksi artı eksi. Çarparsan ne olur? Eksi artı eksi. Tabii ki sonuç artı olur. Ve bundan sonra bunu şöyle yazıyorum. A üzeri çarp 12. Bakın artı 6. Çünkü çarpım durumunda. 4 çarpı 1'den artı 4. O da ne geldi? A üzeri kaç oldu? 22 oldu. Olay anlaşıldı mı? Var mı arkadaşlar problem? Güzel. Kıracağım kafayı, her şeyi çözüyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın notumuzda da diyor ki basamak sorularında, özellikle üst sayılarda basamak sorularında da hani soru tarzları sorulabiliyor. 10 üzeri n sayısı n artı 1 basamaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? 1 sayısının yanında n tane 0 var demektir. Yani mesela 10 üzeri 5 ne demek? 1'in yanında 5 tane 0 var. 2, 4, 5. O zaman kaç basamak oluyor? 6 basamaklı. Mesela 2 çarpı 10 üzeri 7. Bakın bunun anlamı şu. Şimdi bu 2'nin yanında 7 tane 0 var demek. 7 basamak, yani bu olmasa 1'in yanında 7 0 var. Aynı şey ama 2 olduğu zaman sen direkt 7 tane 0 koyacaksın. 7 basamak burada var. 1 basamak da burada var. Ne olur? 8 basamaklı olur. Bakalım mesela sorumuza. Ne diyor? 80 üzeri 3 çarpı 125 üzeri 2 olduğuna göre demiş A'yı. Kaç basamaklıdır? Hemen basamak sorularında onun kuvvetlerine götürmeniz lazım. Yazıyorum bakın A eşittir. Burası ne? 80. Onun kuvvetine götüreceğim. Burası ne olur? 8 çarpı 10 üzeri 3. 125 nedir? 5'in karesi 25. 25 çarpı 5 125. Demek ki 5'in küpüsü. Seni sanayiye vereceğim. Bak küpüsü olur. 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 5 125. Tamam. A eşittir. Ne olur buradan? Bakın bunu arkadaşlar 8 üzeri 3 diyerek yazabilirsiniz. Yani ister 8 değil. Şöyle yazıyorum. 8 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3. Bakın burası ne? 5 üzeri 6. Değil mi? Düzenleyelim bunu. Daha da yani hani 10'a götürebilir miyim? Amacım o. Şöyle yazıyorum. A eşittir. Burası 8 nedir? 2'nin küpü. Üzeri 3 çarpı 5 üzeri 6. Şu 10'u bir arkaya atayım. Oralarda bir dursun. Eşittir diyorum. Bakın. Burası da 2 üzeri 9. 5 üzeri 6, 10 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar 5 ve 2'den 10 oluşur. 5 üzeri 6, 2 üzeri 9. O zaman neye göre parçalamam lazım? 6'ya göre. Yani ben bunu şöyle yazıyorum. A eşittir. 2 üzeri 3, 2 üzeri 6. Yani yanına alıyorum hemen. Bakın 5 üzeri 6, 10 üzeri 3. Niye böyle yaptım? Çünkü 5 biterse 2'nin bir anlamı yok basamakta. Buradan da ne gelir? Eşittir diyorum A'ya. 2 üzeri 3 ne? 8. O bir dursun. Şimdi arkadaşlar altları çarpın artık bunu biliyorum. 2 ile 5'ten geliyor. Değil mi? Üstler aynı olduğu için 6. 10 üzeri 3. O zaman buradan ne olur? A eşittir. 8 çarpı 10 üzeri 9. 6 3 daha ne oluyor? 9. Neden? Eğer ki altlar aynı ise üstler toplanır. Buradan da ne geliyor? 8 çarpı 10 üzeri 9. Bakalım. Kaç basamaklıdır? Söyleyin bakalım kaç basamak? Burada arkadaşlar 9 basamak yok mu? Değil mi? 9 0 var demek. 9 tane 0 var. Bir basamak da burada. O zaman ne olur? 10 basamaklı olur. Olay anlaşıldı mı? Var mı arkadaşlar burada problem? Yani kaç oluyor? 10 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Geldik 15. sorumuza. Bakın burada da diyor ki 0.027 üzeri 5 bölü 3 çarpı 10 üzeri 5 işleminin diyor sonu kaçtır? Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bakın not olarak aslında bunu yani daha önceki temel taraflarda verdim ama yine burada bahsediyorum. Mesela bakın 0,00 diyelim 37 var. Bunu biz nasıl yazıyoruz? Virgülden sonra yani sen sayı yazarsın. Virgülden sonra 1, 2, 3, 4. 10 üzeri eksi 4. Virgülden sonra kaç sayı varsa onun üzerine onu yazarsın. 10 üzeri eksi 4 diyerek yazdım.
Şimdi bunu artık öğrendik. Şimdi o zaman bu durumda bakın verilen soruda 0,027'yi ben nasıl yazacağım? 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyerek yazdım. Üzerinde ne var? 5 bölü 3 var. Bakın çarpı 10 üzeri 5 var. Şimdi arkadaşlar burası her zaman tam sayı olacak diye bir kural yok ki. 5 bölü 3 ise bunu da dağıtabilirsin. Üstlerine getireceğim. Yani şöyle 27 üzeri 5 bölü 3 çarpı. Bakın 10 üzeri eksi 3 çarpı 5 bölü 3 10 üzeri 5. Şimdi bunları da bir düzenleyelim. Bakıyorum şunlar zaten birbirini patates etti, doğru mu? 27 3'ün küpü değil mi? 3'ün küpü. Bakın 5 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 10 üzeri 5, doğru mu? Bunu da ben yazarsam şunla şu birbirini götürmez mi? Bakın ne oldu? 3 üzeri 5 çarpı üstler ne oluyor? 10 üzeri eksi 5 artı 5 eşittir. 3 üzeri 5 çarpı eksi 5 artı 5 daha ne olur? 0. Yani 10 üzeri 0. İlk defa öğrenen olabilir. Onun için her şeyi detaylı yazıyorum. Bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Arkadaşlar cevap ne geldi? 3 üzeri 5. Şıklarda bu varsa budur. Yoksa 3'ün 5. kuvvetine 4 olursa 81. 5. kuvveti ne olur? 243. Artık şıklarda hangisi varsa. Ki üssü sayılar olduğu için şu an büyük ihtimalle de şıklara üssü olarak vermişimdir. Olay anlaşıldı mı? Tamam mıdır? O zaman arkadaşlar burada duralım. Kısa bir ara verelim. Gelince tekrar devam edelim. Makyajımızı tazeleyelim, değil mi? Hadi bakalım.